de tek bir kalp iman. Rehberimiz yüce Kur'an. Durduramaz bizi nihan. Ne işkence ne de zindan. Dayan mücahidim, dayan, bu senin yüce davan. Gül olmazsa bil ki Kur'an, kalpte habis kalır iman. Dayan mücahidim, dayan. Milli İrade Platformu olarak burada Gazze'ye selam vermek, direnişe destek olmak, Gazze'li mazlumların, yetimlerin sesi olabilmek, onlara dualar gönderebilmek için, nehirden denize özgür Filistin eylemi için toplandık. Basın mensupları, kıymetli katılımcılar, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği, tarihte eşi benzeri görülmemiş soykırımın 300. gününe denk gelen bugün de 3000 çocuğumuzla birlikte 3000 kağıttan gemiyi nehirden denize özgür Filistin sloganıyla yeşil ırmağa bırakıyoruz. Bu etkinlik sembolik olmanın ötesinde Filistinli kardeşlerimize olan desteğimizin, mazlumun yanında durma kararlılığımızın ve adalet arayışımızın bir göstergesidir. İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulmü ve katliamı şiddetle kınadık. Bir kere daha burada tek yürek ve gür sesimizle lanetliyoruz. Her gün artan ölümler, yaşanan dramlar ve yıkılan hayatlar bizleri derinden yaralamaktadır. Bugün burada toplanarak dünyaya bir kez daha bu haksızlığa ve zulme ve bir milletin topyekün yok edilmesine karşı sesimizi yükseltiyoruz. Ayrıca İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak kullandığı ifadeleri ve benzetmeyi şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız adaletin ve barışın savunucusu olarak dünya çapında mazlumların sesi olmuştur ve olmaya devam edecektir. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın bu mesnetsiz benzetmesini şiddetle reddediyor. Kendisini uluslararası diplomasi kurallarına uymaya ve hepsinden öte edebini takınmaya, haddini bilmeye davet ediyoruz. Türkiye her zaman mazlumun ve haklının yanında yer almış, adalet ve barış için mücadele etmiştir. Bu tür çirkin ve asılsız benzetmeler Türkiye'nin haklı mücadelesini karalamaya yetmez. Ailesinden verdiği sayısız şehitle mücahitliğin ve dava uğruna bedel ödemenin simgesi haline gelmiş Filistin özgürlük mücadelesinin siyasi lideri İsmail Haniye, katliamcı Siyonist İsrail tarafından 2 gün önce kalleşçe şehit edildi. Ömrünü Filistin'e barış ve adalet getirme uğruna adayan İsmail Haniye, şanlı Filistin davasının sembolü haline dönüşmüş abide bir şahsiyetti. Bu vesileyle tüm Filistin halkına ve Filistin'in özgürlüğüne gönül verenlere sabır ve başsağlığı, büyük dava adamı İsmail Haniye'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Unutmasınlar ki tüm çiçekler bir koparsalar bile baharın gelişini asla ama asla engelleyemezler. Nitekim bugün burada toplanan çocuklarımızın umutları ve hayalleri soykırımcı siyonistlerin karanlığını yararcasına kağıttan gemilerle birlikte özgürlüğe doğru yol alıyor. Bu umutların gerçeğe dönüşeceği, adaletin sağlanacağı ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşacağı günlerin yakın olduğuna yürekten inanıyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Özgür bırak.
Annemin alnında bir secdelik gurbet. Hepsi bitti. Annemi saçından tanıdım. Bebekken ellerimi gezdirdiğim o cennet ipeği saçları hala yaşıyordu. Kardeşlerimiz 300 gündür bombalar altındalar. Çok yoruldular, çok üzüldüler. Artık üzülmesinler Allah'ım. Amin. Yarasız olmaz, çilesiz olmaz, şehitsiz olmaz, kurbansız olmaz. Dünyanın en uzun hüznü yağıyor üzerimize. Yorgun ve yenilmiş insanlığın üstüne. Kar yağıyor ve sen gidiyorsun. Ağlar gibi yürüyerek gidiyorsun dediği gibi şairim. Yine Bilge Kral Ali'ye İzzet Bekoğlu için dediği gibi, bizi toprağa gömüyorlar. Bilmiyorlar ki biz tohumuz. Şehitler kervanına karışan Heniye'ye Allah rahmet eylesin. İzzetle yaşamış bir Müslüman, Müslümanların izzeti için savaşmış bir Müslüman olarak hayatına şahit olduk. Sizler de şahitlik eder misiniz? Rabbim şehadetini ve şahitliğinizi kabul eylesin. Amin. Çocuklarını ve torunlarını katletmişlerdi. Fakat zerre misali sarsılmamıştı. Asır geçti, yıllar geçti, 10 yıllar geçti. Terör devleti ve hastalıklı Siyonistler işgal ettiği topraklarda veya sürgün hayatı yaşanılan her yerde fert fert veya toplu kıyamla bir halkı lideriyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, hatta gözünü dünyaya açmamış rahimdeki ceniniyle alçakça öldürmeye devam ediyor. 1917 yılından itibaren İngiliz ordusunun himayesiyle başladı katliama bugün ABD ve uydularının refakatinde sürdürüyorlar soykırımı. Bütün çağdaş insani değerlerin yerle iksar olduğu bir dünyada her söz boş ve nafile. Allah şehadetini kabul etsin. Ey şehit, ey şehit, ey şehit. Rabbimiz, Allah'ım, ya Rabbi, bizim ellerimizle cezalandır zalimleri. Amin. Bizim ellerimizle yardım et mazlumlara. Amin. Bizi rızanın tecellisinin vesilesi kıl. Amin. Rahmet eyle yiğidimize. Amin. İçimizi soğutma Rabbim. Amin. Nasıl bir dünyaya çattık ya Rab? İşgalci teröristler cennet kokulu çocuklarımıza gülmeyi dahi unutturdular. Bir yanda göklerin açılmış kanatları, öbür yanda kötülüğün kimliksiz ve tarihsiz ilkesi, hiçliğin dünyayı saran evrensel karanlığı. Ya Rab, sen kimsesizlerin sahibi, mazlumların sığınansın. Bizlere rahmet, merhamet, Gazze'ye, Filistin'e zafer nasip eyle. Amin. Sen bizim Mevlamızsın. Zalimlere karşı bize, Gazze'li mücahitlere, zeytin gözlü yavrulara yardım eyle. Amin. Şurada bulunan sabiler hürmetine ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve Peygamberle şehri Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım. Amin. Ya Rab, Miracın basamağı Mescid-i Aksa'yı korumayı, bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün Müslümanlara ve bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rab, evlerinden, yurtlarından kovulan, öz vatanlarında garip kalan mazlum bütün Müslümanlara
Müslümanlara, Gazze'li mücahitlere, Gazze'li çocuklara yardım eyle Allah'ım. Amin. Mazlumların umudu, gariplerin yurdu, cennet vatanımızı ve aziz milletimizi her türlü tehlikeden koru ya Rabbim. Amin. Ya Rab, göklerin ve yerin ordularıyla mümin kullarını, Resulullah'ın ümmetini, Gazze'li mücahitleri, zeytin yüzlü mücahitleri, melek yüzlü yavruları sen güldür Allah'ım. Amin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Özgür Filistin, özgür Gazze, özgür Gazze.